Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Megane 3 aracımın ön yolcu kapısının fitilini değiştireceğim. Araç üzerinde orijinal fitiller var. Aracın yaşına bağlı olarak fitiller gerginliğini kaybetmişler. Bunun yanında bu fitil fabrikada defolu mu takıldı yoksa bu fitiller zamanla çekme yapıyor mu bilemiyorum. Fakat fitil kısa olacak ki yuvasına tam oturmuyor. Onu da sizlere şöyle göstereyim. Şu bölgede gördüğünüz gibi fitil tam yerine oturmuyor arkadaşlar. Eğer burayı düzeltirsem başka bir taraftan patlak veriyor. Fitilin içerisinde demir destek olduğunu biliyorum. Bundan dolayı çekme yapacağına pek ihtimal vermiyorum. Geriye sadece üretim esnasında kısa yani defolu bir fitilin araca takıldığı ihtimali kalıyor. Şimdi fitili değiştirip bu sorundan kurtulacağız. Fitilleri sökmek oldukça basit. Fitili dıştan kavrayıp içeriye doğru çektiğinizde yerinden ayrıldığını göreceksiniz. Kolaylıkla çıkıyor. Bu şekilde tüm fitili söküyorum. Yeri gelmişken araç gövdesindeki punta kaynaklardan da bahsedelim. Özellikle ekspertiz videolarında punta kaynakları olmayan veya punta kaynaklarının arasından kesilip ekleme yapılan araçları ne yazık ki bolca görüyoruz. Sizler de aracınızdaki kapı fitillerini söküp gerek kaynak yerleri gerekse sacın iç yüzeylerini kontrol ederek siz de aracınızdan emin olabilirsiniz. Punta kaynakları görüyorsunuz. Kapının içinden de baktığınızda orijinal kaynak ve boyanın haricinde herhangi bir işlemin olmaması gerekiyor. Bu şekilde sizler de kontrolünü yapabilirsiniz. Et kalınlığı daha fazla olduğu için ben yan sanayi fitil aldım. Fitil Tayvan üretimi. Özellikle son zamanlarda Tayvan üretim parçaları bolca duymaya başladık. Orijinal kapı fitili uçlarından birbirine ekliydi, kaynaklıydı. Yani tam yuvarlak haldeydi. Bu aldığım fitil öyle değil. Fakat olması gerekenden biraz daha uzun bir fitil olduğundan her tarafı kapattığından emin olacağım. Bu arada fitilin de referans numarasını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Fitilin içerisine baktığımızda montaj kanalını görebiliyorsunuz. Kanalın içi birazcık fazla geniş. İçerisinde demir bariyer olduğu için parmağınızla sıkıp bu genişliği kapatabilirsiniz. Bu şekilde fitilin sacı daha sıkı kavramasını sağlayabilirsiniz. Fitili sacın üzerine yerleştirip montaja başlıyorum. Montajı tamamladım. Fitil gayet güzel bir şekilde yerine oturdu. Son olarak elimdeki silikon sprey ile yeni fitili temizleyip yağladıktan sonra işlemi bitirmiş olacağım. Gördüğünüz gibi kapı fitili değiştirme işlemi oldukça basit. Sizler de bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.